Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Allah subhanahu ve ta'ala'ga özünün kudreti azametige layık hamdü senalar. Nebi muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salam durutlar. Uzatning sahobalaridan Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Ta qiyomatgacha shu sahobalar qoldirgan payg'ambar alayhi salatu vassalomdan bizgacha yetib kelgan ahli sunna val jamoaning manhaj maslagida davom etadigan ummatga Allohning rahmati, najoti, mag'firati va nusrati bo'lsin. Bugun siz qadrdon aziz birodarlar bilan Chirchiq shahrining markaziy masjidlaridan biri Nomiya Markaziy Masjid da sizlar bilan didorlashib turibmiz. Inshaalloh bugun bu masjidda Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sharaflari, u zoti boborakotni ummati bo'lish sharafi va bu haqida kelgan ba'zi hadislardan inshaalloh robbil alamin o'rganamiz. Qisqaroq muxtasar shaklda, keyin inshaalloh savol-javoblarga ham o'tamiz. Nabi sallallohu alayhi va sallamdan İmam Malik Muvatta'da keltirgen hadis var. İmam Malik'nin Muvatta'larını Ubeydullah ibn Yahya rivayet kılgen. Ubeydullah ibn Yahya'nın dedesi var. Yahya ibn Yahya. Yahya ibn Yahya bu Andalusiyelik adam bugün. Yani Muvatta'nın ravileri köp. Bunlardan bittesi bu. İşançlı ravilerden. Yahya ibn Yahya bu İmam Malik'ten rivayet kılgen. İmam Malik'ten rivayet kılgen Muvatta'nın katiplerinden. İmam Malik Nafi'den rivayet kıladı. Nafi bunu Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kıladı. Sanat yani işançlı sanat hadis sahih hadislerden. Aytadılar ki her icabet kılınadigen dua imkaniyeti verilgen. Hemen peygamberlerle. Peygamberlerden bir kançaları bu icabet duanı hakkını ada kılıçtı. Yani dünyada faydalarını bölüştü. Ayrımları. Yani duanı kılıçtı, dünyada icabetini alıştı. Bazıları ümmetleri, peygamberleri öte kattık zulüm kuvargenliği için ümmetinin hakkı da duaibat kıldı. İcabet buldu, ümmet ne buldu? Halaket kılçıladı. Bu bilen bunların dua imkaniyeti tügedi dünyada. Lekin menge hem şu imkaniyet birildi, ben bu imkaniyetini saklap koydum dediler. Kıyamet günü de ümmetimge şefaat kılana degen künde ümmetimin hakkı da bu duanı kılaman dediler. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sıfatlarını zikir kılgen de Esa'i yeb'atheke rabbuke makamen mahmude degen. Şayet sizin Rabbiniz makamı mahmudke sizini yitkazsa. Yitkazadı yani. Kur'an-ı Kerim'de asa kelimesi şayet tercüme kılınadı. Allah Ta'ala tamamından eytilgeni uçun şayet tahkik manasını bilin. Elbette Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını makamı mahmudke eriştiredi. Makamı mahmud şundey makam ki insaniyet zatını içi de bu makamge yegane insan erişedi. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam. O şey makamı Mahmud, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kıyamet günüdeki kıladigen duaları ve ümmetinin hakkıdaki şefaat duaları hesaplanadı. Başka bir ayette Allah subhanahu ve ta'ala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a siz razı bugününüzce sizge nerse verilirdi dedi. Siz ne bana sorasayız siz razı bugünce verilirdi dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetimden bir dona adam köçede kap gitse cennetke kirmesden razı bu mümendi kendi. Yani duanın icabeti aynen yegane vadeni Peygamber aleyhissalatu vesselam biz üçün esrap koydular. İmam Hakim Müstedrak'ta İbn Abi Şeybe Musannaf'ta bu kişi hem Abu Hureyre'den rivayet kıladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu hadisini aynen başkaça kurulmuşuna etkiler. Koy göçtünü, kolunu yip durdular. Yani Arap diyarlarını, kum, mekallarını, sivilizasyaya bumegen diyarlarını oylayın da
Peygamber aleyhissalatu vesselam oddiy kiyimdalar, oddiy insonlar bilan birga o'tiribdilar, oldilariga qo'yning qo'li pishirib keldi. Qo'yni qo'lini yib turib aytdilarki, "Ana sayyidu bani Adam" dedilar. "Men odam bolasini ichida eng sayyidiman" dedilar. "Eng ustuniman" dedilar. Shunda bir sahaba so'radi, "Ya Allohning rasuli, siz Allohdan duo qilmaysizmi?" Süleyman aleyhissalatu vesselam'a berilgen mulk, imkaniyet sizge ham berilişini soramaysınız mı dedi. Süleyman aleyhissalatu vesselam hakları da Kur'an-ı Kerim'de Allah'a da ayetler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam şunu da ettiler ki, şayet siz sorayetken sahibiniz, yani özlerine ettiler. Kıyamette şunu da makamda buladı ki, o makamge ne fakat Süleyman aleyhissalam, beşer insan zatı yakınlaşalmaydı dediler. En balant makamda bulamız dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu gapni aytarkanlar xabar janrida aytyaptilar. Xabar beryaptilar, faxr ma'nosida emas. Ba'zi rivoyatlarda la faxrasi bor. Faxrlanmayman bundan. Modomiki bu ne'mat Alloh tomonidan menga berilgan ne'mat dedilar. Yana eng mana shu bobda kelgan keng hadis, uzun hadis va tafsilotlari bilan bayon qilingan hadis İmam Buhari ve İmam Müslimlerinin sahih toplamlarında kelgan. Bu hadisini hem Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilganlar. Undayam mana shu hadislarning boshidagi cümle var. Peygamber aleyhissalatu vesselamning oldilariga qo'l pishirib kelindi, qo'yning qo'li. Tishlab turib aytdilar ki, "Ana sayyidu bani Adam" dediler. "Yawmal qiyama." Qiyomat kunida men odamlar ichida eng ustuni bo'laman, eng sayyidi bo'laman dediler. Alloh subhanahu va taolo insonlarni qayta tiriltirganda quyosh qo'l uzatsa yetadigan joyga pastlashadi. O'lim yo'q. Odamlar mala yutiqun va la yahtamilun g'am tashvishga tushadi. Na ko'tarib bo'ladigan tashvish, na toqat qilib bo'ladigan tashvish. Shu darajada g'am, shu darajada musibatga uchraydi odamlar. Qayoqqa borishini bilmaydi. Bir-birlariga qarab bu musibatdan qanday chiqamiz? Bir-birlariga aytishadiki, balki odamning oldiga boramiz. Otamiz, sayyidi odam, ya'ni butun insoniyatning otasini oldiga borib iltimos qilarmiz deyishadi. Butun xaloyiq odam alayhissalotu vasallamning oldilariga borishadi. Siz deyishadi, Allohni yaratgan, o'z qo'li bilan yaratgan insonsiz, odamsiz. Butun farishtalar sizga sajda qildi. Keling, bizni ahvolimizni ko'ring. Qanday ahvolda turibmiz? Bizni shafoat qiling. Rabbimizden sorab bizni halimizni yengil bo'lishini so'rang deyishadi. Shunda Adam alayhissalotu vasallam aytadilar, Alloh taolo meni yaratdi, lekin jannatda men qilingan narsani yib qo'ydim. Men bugun o'zimdan boshqa, ya'ni tashvishim yo'q. Nafsi, nafsi, nafsi deydilar. Idhabu ila g'ayri deydilar. Mendan boshqa odamga boringlar. Idhabu ila Nuh, Nuhga boringlar deydilar. Odamlar ahval juda og'ir birodarlar. Vukuf vaziyati shunaqa vaziyatki, odamlar sabrsizlikdan "Ya Alloh, hisob kitobni qilib jahannamga solsang sola qol" devoradigan vaziyatda. Odamlar xijolat terisi qulog'igacha botib qolgan vaziyatda. Nuhni oldiga borishadi, taloshlanib. "Ey Nuh, Alloh subhanahu va taolo sizni ikkinchi odam qildi. Butun insoniyatga 1000 yil illa 50 yil 950 yil dinning da'vatini qilish sharafini berdi. Sizni o'zining risolati bilan siyladi. Ulul azm payg'ambarlardan qildi. Bizni shafoat qiling" deyishadi. Nuh alayhissalotu vasallam aytadilar, "To'g'ri, meni Alloh shunday fazilatlar bilan ziynatladi, lekin men menga itoat qilmagan qavmlarimning haqqiga duoibad qildim." O'shaning uchun bugungi kunda Allohning o'ta g'azabi cho'qqiga chiqqan kun bugun. Men bugun o'zimdan boshqani, ya'ni ko'tara olmayman g'amini. Nafsi, nafsi, nafsi deydilar. Idhabu ila g'ayri, mendan boshqaga boringlar. Idhabu ila Ibrohim, Ibrohimning oldiga boringlar deyishadi. Butun insoniyat Ibrohim alayhissalotu vasallamning oldilariga keladi. Bu bir katta tepalikda bo'lyapti. Hamma bo'layotgan hodisaning guvohi birodarlar. Bizgacha kelgan insoniyat, biz va bizdan keyingi to qiyomatgacha kelgan insoniyat bu hodisani kutib turadi. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Yo'l yo'q. Ibrohim alayhissalotu vasallamning oldilariga kelib, "Ey Ibrohim, Alloh sizni o'zining xalili deb tanladi.
bütün başka peygamberlerinin otası kıldı. Abul Anbiya buldunuz. Barcha Bani İsrail'nin ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'nin babası bugün İsmail'nin otası buldunuz. Siz bugünkü halatımızda bizni kutkarmasanız bu miydi? Allah için bizge şefaatçilik kılın deydi. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam eytediler. Bugün şundaykün ki Allah Subhanahu ve Taala'nın gazabı çokluğa çıkan gün. Bugünge kadar ham bundan keyin ham Allah'ın gazabı bu kadar emas. Men hayatımda 3 marta yolg'on gapirdim dediler. 3 marta yolg'onlari tariz bu yo'li bilan bo'lgan. Yani din şeriat maqsadida şeriatning yani ruxsat bergan yo'lida yolg'on gapirganlar. Umrlarida 3 marta yolg'on gapirganlarini eslayaptilar. Biz 1 soatda 30 marta yolg'on gapirib qo'yyapmiz. Umri mobaynida 3 marta yolg'on gapirganligini o'ylab nafsi dedilar. O'zim, menga nima bo'larkin dedilar. Izhabu ila g'ayri, izhabu ila Musa dedilar. Mendan boshqaga boringlar, Musoga uchranglar dedilar. Musa alayhi salatu vasallamning oldiga keladi odamlar. Ey Musa, Alloh sizga o'zining kalomini, risolatini berdi. O'zi siz bilan bevosita gaplashdi. O'rtaga farishta qo'ygani yo'q. Siz bizni aholatimizni, ahvolimizni ko'rib turibsiz, bizni shafaat qiling dedi. Shunda Musa alayhissalotu vassalom, bugun Alloh shunday bir g'azab qildi. G'azabining cho'qqisi bundan oldin ham, bundan keyin ham bu qadar bo'lmagan. Men menga buyurilmagan bir insonni urib o'ldirib qo'yganman dedilar. Mashhur hodisa bor. Balki hadisda sharhida bularga yarim bir kirarmiz. Bugun o'zimdan boshqa tashvishim yo'q, ya'ni o'zimga nima bo'lishini bilmayman. Nafsi dedilar. İzhabu ila g'ayri, izhabu ila Isa. Isoga boringlar, mendan boshqaga boringlar dedilar. Isa alayhi salatu vasallamning oldiga keladi odamlar. Isa alayhi salatu vasallam aytadilarki, sizga Alloh subhanahu va taolo o'zining ruhidan pufladi. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maryamga sizni ilqo qildi. Va beshikdalik paytingizda gapirdingiz. Sizdagi imkoniyat, sizdagi fazilatdan bizga shafoatchi bo'ling o'rtaga. Alloh taolo bizga yengillik qilsin deyshadi. Shunda Iso alayhissalotu vassalom gunoh zikr qilmaydilar. Aytadilarki, "Men bugungi kundagi singari Allohning g'azabi cho'qqiga chiqqan paytda o'zimdan ya'ni tashvishim ortmaydi. Nafsi izhabu ila g'ayri, izhabu ila Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad alayhissalomga boringlar" dedi. Bütün xaloyiq, bütün insoniyat payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga kelishadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga kelib, "Ya Allohning rasuli, siz payg'ambarlarning oxiri bo'ldingiz. Xotimun nabiyin bo'ldingiz. Sizga Alloh Qur'onni berdi. Sizga bizni iltijoimiz Alloh bilan o'rtamizga shafoatchi bo'ling" deydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilar. Hadisni bu yog'ini aytishdan oldin yuqorini bir tahammul qilib ko'raylik. Zikr qilinayotgan, iltimos qilinayotgan, shafoat uchun yordam so'ralayotgan odamlarning kimligini bilamizmi biz? Odam alayhissalotu vassalom, Abul Bashar, insoniyatning otasi. Shu zot. O'sha bitta qilingan xatolari uchun tashvishlari boshlaridan oshib turibdi. O'zimdan boshqani qutulishligini emas, o'zimni nima bo'lishligimni bilmayman deb turibdilar. Zikr qilingan payg'ambarlar Qur'oni Karim hadisi shariflarda payg'ambarlarning ichidagi ulul azm payg'ambar deyiladi. Ya'ni payg'ambarlar ko'pda, hammalari Alloh subhanahu va taoloning do'stlarida, ammo payg'ambarlar ichida ma'lum bir payg'ambarlar bor. Ular ulul azm payg'ambarlari deyiladi. Odam alayhissalom, Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Iso alayhissalotu vassalom va Muhammad alayhissalotu vassalom. Yuqoridagi 5 ta payg'ambar o'zim deyaptilar. Menga nima bo'larkin deyaptilar. Ibrohim alayhissalotu vassalom 3 marta ruxsat berilgan yolg'onni gapirib qo'yganlari uchun menga nima bo'larkin deyaptilar. Endi siz bilan bizni borar kunimiz hisob beradigan kunimizda ahvol qanaqaligini bilib qo'yavering. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilar. Shunda men arshning ostiga kelib sajda qilaman deydilar. Allohga shunday hamd aytaman.
O hamdni Alloh menga ilhom qiladi. Shu kunga qadar bunday hamdni hech kim aytmagan. Shunday sanoni hech kim aytmagan. Menga shunday ilhom bo'ladi. Sajda qilib Allohdan shafoat haqqimni so'rayman dedilar. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga irfa ra'sak deydi. Boshingizni ko'taring. Sal to'to siz so'rang berilasiz. Ishfa tushaffa bihi. Nimani shafoat qilsangiz shafoat sizga beriladi deydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'rnlaridan turib ummati ya rob ummati ya rob ummati ya rob dedilar. Ey parvardigoro ummatim. Ummatim dedilar. Hamma o'zimga nima bo'larkin deb turgan paytida payg'ambar alayhi salatu vasallam ummatimga nima bo'larkin dedilar. Ummatimni shafoat qilaman dedilar. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Sizni hisobsiz ummatlaringiz jannatning 10 eshigidan kirsin deydi. Hisobsiz, sanog'i yo'q. Yana sajda qilaman deydilar. Sajda qilib yana Alloh ilhom qilganidek hamdi sano aytadilar. Va Alloh subhanahu va taolo boshingizni ko'taring, so'rang berilasiz, shafoat so'rang shafoatchi bo'lasiz. Nima so'rasangiz sizga beriladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yana ummatim, ummatim, ummatim deydilar. Alloh subhanahu va taolo aytadi, ummatingizni ichidan qalbida xardal urug'ining eng kichigi qadar iymoni borlari jannatga kiradi. Shafoatning ikkinchisi bu. Yana payg'ambar alayhi salatu vasallam sajdaga yotadilar. Yana Allohdan Alloh ilhom qilgandek hamdi sanolar aytadilar. Alloh taolo boshingizni ko'taring, so'rang berilasiz, shafoat so'rang shafoat qilinadi deydi. Payg'ambar alayhi salam yana ummati ya rob ummati ya rob deydilar. Ummatimni g'amini deydilar. Alloh taolo yana aytadi. Ummatingizni ichidan qalbida sha'ir, soch qalinligicha iymoni bor odam jannatga kiradi. Deydilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam mana shu hodisalarni zikr qilar ekanlar shafoat to'g'risidagi mavzu ahli sunna val jamoaning e'tiqod rukunlarida joy olgan birodarlar. Nimaga? Chunki ba'zi toifalar islom tarixida Mu'taziliyaga o'xshagan, Qadariylarga o'xshagan ba'zi jamoalar shafoatni inkor qilishgan. Shafoat bo'lmag'ur narsa deyishgan. Nimaga to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'ralish kerak? Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mana shuni dalil qilishgan. Allohning huzurida kim shafoat qiladi? Hech kim shafoat qila olmaydi. Allohning izni bilan qiladi. Bu Allohning izni bilan shafoat qilinishligi bizni aynan ahli sunna val jamoaning e'tiqodimiz. Alloh izn beradi payg'ambar alayhi salatu vasallamga, payg'ambar alayhi salatu vasallam shafoat qiladilar. Shafoatni inkor qilgan jamoalarning mantiqiy tushunchasi aqliy ma'noda. To'g'ridan to'g'ri Allohdan so'raladigan narsani nimaga o'rtaga odam qo'yamiz deydi. Bugun ham bor-ku shunaqalar. Vasila masalasi islom ummatining kitoblarida turibdi, aqida matnlarimizda turibdi. Aqidaga, kitobga, hujjatga suyanib qabrda yotgan payg'ambar alayhi salatu vasallamni vasila qilish. Bilal ibn Haris al-Muzani radiyallahu anhu'nin hadislerini keltirip, İmam Ahmet'te sahih degen, İbn Hacer Askalani sikat degen, hemmesini keltirip versek, nimege Allah'dan doğrudan doğru sorula vermeydim, ortaya adam koyu nime kılaslar, deyiş yap diyor. Siz bilen biz biraderler, mene şünge okşayan gaybi, akidege, yani olingan meselelerde aklımızı işletip, akıllilik meslekimiz gerek. Mantiq ustiga qurilmaydi bizni dinimiz. Shafoat masalasida xuddi shu muammoni chiqargan mutazilalar. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat sangagina ibodat qilamiz, faqat sandangina so'raymiz. Nimaga siz shafoatchi o'rtaga odam qo'yyapsiz deyishgan. Odam alayhi salatu vasallam o'zim deb qolgan payt shunaqa davr bo'ladi. Ulul azm payg'ambarlar menga nima bo'larkin deb turgan paytda Muhammad alayhi salatu vasallam bilan ya'ni najot topamiz birodarlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ummati bo'lish sharafi boshqa barcha mahrum bo'lgan ne'matlarimizning ustini bekitadi birodarlar. Ba'zilar shafoatni hozir ham inkor qilib yuribdi. Hozir ham. Shafoat bo'lmag'ur narsa deb. Yo'q.
Şefaat hadisleri mutavatır derecede birodarlar. Şefaatini inkar kigen ahli sünneden çıkadı. Hadisinin sahihliğini inkar kigen, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını yalancıya çıkarken adam dinden çıkadı. Kafir buladı. Şunun için şefaat meselesi de yukarıdaki hadis bizge bir manada umid bağışlaydı. Lekin hargiz ve hargiz İslam ümmetinin tarihi de bizde şefaat var kudup uhulab yatmagan ümmet. Nima bo'lsa bo'ldi, borib shafoatga ilinamizki demagan. O'zini eng yaqin o'rtog'ini, eng yaqin oshnasini pulini uxlatib olib qiyomatda shafoat borki demagan. Bu shafoat bizlarga sahih hadislarda ahli sunna val jamoaning e'tiqodini, ya'ni qabul qilishimizda rukun hisoblanadi. Hargiz bu shafoatga suyanib olib gunoh ish qilishligimizga eshik ochmaydi. Şefaat doğrusu da nime şefaat degen düşünceler var. Şefaat bu aslında vasite degeni. Vasite. Vesileyem değil yaptı bazı orullarda vasiteyem değil dedi. Ortaya vasiteçi koyuş. Doğrudan doğru Allah'a dua kıldınız ve bilesiz hatayınızı. Bilesiz özümüzü, kimliğimizi bilemez. Peygamberler nime de yaptı? Üç mertte yalgan yapıp koygenliğim üçün ortaçı bulal mı yapmam ben de yaptı. O'zimizni kimligimizni bilishimiz kerak yani. Biz qiladigan ishimizni ko'z o'ngimizga keltirib, mening duoyimni palonchining vositasi bilan qabul qilsa zora degan ma'noda o'rtaga bir odamni qo'yishni shafoat deyiladi. Shafoat Qur'oni Karimda sobit, hadisi shariflarda yuqorida aytganimizdek sobit. Ya'ni juda ko'p rivoyatlar bor shafoat ma'nosida. Shafoat qanday bo'ladi? Shafoat birodarlar günahı kebire bilen, kalbide imanı var. Lekin günahı kebire bilen cehennemge çüşüp kalgen İslam ümmetige nasip kıladı. Birincisi. Ularının cehennemden çıkışlıgege şefaatçilik gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam şefaatçi boladı, ular cehennemden çıkadı. İkincisi. Cennetke kirişlıgege az yine yetmeyi turuttu. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ümmet bu geldiği için şefaat dua kıladı. Onge hem şefaat nasip kılıp, uşa sebep bilen cennetke kirip yeterdi. Üçüncü, cennetke kirgen o derecesi pasayıp koge. Pasra derecede bu koge. Allah'ın Peygamber aleyhissalatu vesselam arkayı bilgen imkaniyeti şefaati bilen cennette derecesi kurtarıladı. Ve şefaat hakkı da braderler. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam yine şefaat kıladılar mı? Yoki faqat payg'ambarlar gina shafoat qiladilarmi degan savolga ahli sunna val jamoada sahih hadislar asarlardan olib aytiladiki, yo'q. Eng katta shafoat payg'ambar alayhissalotu vasallamniki. Kim payg'ambar alayhissalotu vasallamga ummat bo'lgan bo'lsa, shafoatni tan olgan bo'lsa, shafoat ne'mati bilan ne'matlanadi. Inshaalloh unga nasib bo'ladi. Shafoatni inkor qilgan odamlar payg'ambar alayhissalotu vasallamning shafoatidan mahrum bo'ladi. Kendiki imanı bulsa, kendiki Müslüman bulsa, onun cennetke kirişliği hem Peygamberimizin şefaatleri bile. Lekin cehennemde çüşedigen bulsa, cehennemde uşa bugünkü tilbela aitken de surokunu ötep keyin çıkadı. Yani ki onge af yok. Şefaatini tan olma geldiği için, şefaatke dahil bulma geldiği için, sünnetke bir itibar bu geldiği için, namazlarının etrafındaki sünnetlerini okumagan adamın hem şefaatten mahrum buluş hatarı var. Şunu için seferge çıkan adamlar soruyordu. Sünnetini okumaslık sünnet. Bu mantık bu braderler. Asar yok buna kadar. İbni Abbas'tan bir rivayet var da Peygamber aleyhisselamın yapılarımız bu. Demek ki mantıkan karaysız buna kapaydı. Ha, seferge çıkan adamın namaz etrafındaki sünnetleri ravatıp derecesinden düşedi. Ravatıp. Yani sünnetlerge farzlarge alakadar sünnet değil miydi? Lekin sünnetliği kaladı. Sünnetler farzlarının himayesi braderler. Sünnetler farzlarının himayesi. Sünnetlerge bir itibar bulunsa farzlarge hücum başlanadı. Sünnetin himayesi müstehapta. Müstehap amellerge müstehkem bulmasak sünnetge hücum buladı. Sünnet ketkenliğinkin farzge hücum buladı. Farz eğer himayelenmese insan cüde kovup narsalardan mahrum bulmaladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerge biz itibarlı buluşumuz gereği. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatleri bilen, yani kutuladigen insanlar Katar'da
qori bo'lgan, olim bo'lgan insonlar ham o'zining yaqinlarini shafoat qiladi. Bir o'g'lingizni qori qilishligingiz, bir o'g'lingizni olim qilishligingiz sizning bir qancha yaqin atrofidagi insonlaringizni shafoatiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzandini qori qilishlikka islom ummati qadimdan e'tibor qaratgan. Bizda biroz e'tiborsizlik bo'ldi, lekin inshaalloh robbil alamin hozir ancha odamlar bu masalani tushunib yetdi. Men ba'zi joylarda hayron qolaman, o'zi davlatda ishlaydigan odam, davlat ya'ni strukturasida ishlaydi. Ko'rish qolsa, haqqimga duo qiling, o'g'limni qori qilyapman deyapti. Bu juda yaxshilik birodarlar. Farzandini qori qilish katta umid bu. O'zimizni ham, ishimizni, xayriyatimizni davom ettiramiz. Farzandlarimiz qori bo'lishligi uchun ham harakat qilishimiz kerak. Shahid u ham shafoat qiladi. O'zining yaqinlaridan 70 ta odamni shafoat qiladi. Shahid kim? Shahid Allohning kalimasini oliy bo'lishligida, o'zining nomusini, dinini, e'tiqodini, millatini shariat buyurgan asosda himoya qilish yo'lida halok bo'lgan odam shahid deyiladi. O'sha odam ham o'zining eng yaqinlaridan 70 ta odamni shafoat qiladi. Doim shunaqa mavzular kelganda ilova qilib o'tib ketyapmiz. Bizni muqaddas tushunchalarimizni loyqalatib tashlashdi birodarlar. Jihod, shahidlik, hijrat degan kalimalarni o'zlarining siyosiy maqsadlariga ishlatib, go'yo jihod deganda Suriyani, hijrat deganda Suriyaga, shahid deganda Suriyada o'lgan odamlarni bizga aytishdi. Bu to'g'ri emas. Ular qilayotgan harakatlarning siyosiy o'yin o'yinchilari ekanligini isbotladik biz. Yo'q, isbotlolmading degan odam yuzimizga chiqib, biz bilan yuzma-yuz buni gaplasha olgani yo'q shu kunga qadar. Gaplashganlari bir qanchalari tavba qildi, qilayotgan ishining xatoligi uchun. Tavba qilmaganlari troll profil bo'lib, so'kib haqorat qilib yuribdi. Daliliga dalil bilan javob bera olmagandan keyin nima qilyapti? Haqorat qilyapti. Birodarlar, Suriya musulmon mamlakat. Iroq musulmon mamlakat. Turkiya musulmon mamlakat, Libiya musulmon mamlakat, Yaman musulmon mamlakat. Turkiyada, Suriyada, Libiyada, Iroqda, Yamanda urushlar bardavom bo'lishligi uchun bizni bolalarimizni hijrat qilinglar, jihod qilamiz deb chaqirishyapti. Qanaqa qilib musulmon bilan jihod qilasiz? Qayerda yozgan, qaysi kitobda bor? Jihodning asl ma'nosi maqsadini noto'g'riga talqin qilib olishib, u haqida o'zlarini xohlagan masalalarini tiqishtirishyapti birodarlar. Noto'g'ri. Biz niyatimizga olamiz deydi bittasi. Qanaqasiga niyatingga olasan? Niyat shariatga muvofiq bo'lmaguncha ajrlanmaydi. Niyati toza nasroniylar bor. Toza niyati bilmaydi u. Lekin Xudoni uchta deydi. Niyatiga ko'ra oladimi u? Yo'q. Shariatga amal to'g'ri kelmagunga qadar niyatiga olmaydi. Bitti bir ikkita odamlar bor atrofimizda. Shariatni yaxshi bilmaydi-da, ichingizda ham bor. Ya'ni yori do'st birodarlarda ko'rasiz. Shariatni yaxshi bilmaydi. Dinni YouTube'dan o'rgangan. YouTube'da ham tasdan o'rgangan, ma'lum bu. Bir bola kelib so'rabdi undan. O'sha sal soqol qo'yib, mashalloh, inshaalloh qilib qo'liga tasbih ushlagan uchun yosh bolalar uni ilmli deb o'ylar ekan-da. İlimli deb o'ylar ekan uni. Bilmaydi u, ana 4-5-chi xotinga menga yolg'onchi rasmingizni jo'nating deb kechqurun yozishini bilmaydi ana bola bechara. U o'zi shunaqa u. Shuni oldiga borib so'rashibdi. Shunaqalardan bittasini oldiga. O'zi aytayapti, "Men Suriyaga ketsam, ba'zilar to'g'ri deyapti, ba'zilar noto'g'ri deyapti. Siz nima deysiz?" deb so'rabdi. So'rasa u aytibdiki, "Niyatingga ko'ra olaverasan, ketaver" debdi. Haligi bola ketgan va o'lib ketgan. Ana u odam yuribdi bitta. Quloq. Bular haqiqiy quloqlar bular. Nimaga? Yosh musulmon birodarlarimizni chaqirib, bizni ichimizdagi musulmonlarni boshqa bir musulmonlarni ichiga qurolli qilib jo'natishlikka xizmat qilayotgan quloq bu. O'sha yerda yurganlarning qulog'i. Menga kelib so'radi keyin, "Sen dedim javob berasan" dedim. O'rtadagi bir odam aytibdi-da. "Javob berasan o'sha odamni jo'natganliging uchun qiyomat kuni bo'yningga yopishadi bu odam. Sen qattan aytyapsan niyatingga ko'ra olaverasan" deb. Niyat sog'lom bo'lishligi to'g'ri birodarlar, tamam. Lekin shariatga muvofiq bo'lmasa inson javob beradi. Yaxshi niyat bilan qimor o'ynab bo'lmaydi.
Güzel niyet bilen oğurluk kılı bu miydi? Boydan olamam, kembeğalge tarkatamam. Robin Hood. Yok, İslam'da Robin Hood yok. İslam'da şahsi mantık yok. Şeriatın asası var. Haram mı haram? Şunun için şehit bir adamlar. Anık 70'ye yakın karındaş yakınlarını şefaat kıladı. Şehitke birledi bu makam. Şehit kim? Siz yurtingizni, memleketingizni, diningizni himoya qilaroq düşmanga karşı turib bersangiz shahidsiz. Niyetingiz xolis bo'lishligi kerak, albatta. Albatta. Alloh subhanahu va taolo shafoat qiladiganlar va payg'ambar alayhi salatu vasallamning shafoatlariga dohil bo'ladiganlar safidan qilsin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ummati bo'lishlik katta baxt birodarlar. Bu bizga yani günah kılıçlık, hata kılıçlık lüksünü vermeydi. Lekin bu bizim katta bir imkaniyetimiz. Bu imkaniyetten taşkara cennetteki derecatımız için astaydıl buluşumuz gerek. Sahabelerden, rivayetlerde 10 sahabenin cenneti ikenliği başarat kılınca. Başka rivayetlerim var. Yakın 20'ye yakın sahabenin cenneti ikenliği işareten rivayet kılınca. Açık aydın 10 sahabenin cenneti ikenliği yüzlerine itirgen. Bir gün deydiler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını aldı da oturup men. Ebu Hureyre itediler. Eşi takkıladı dediler. İzin lehu ve beşşirhu bil cennet dediler. Eşiğini aç, ruhsat ver, cennet başaratını ver. Kirgen adam diye. Bitti eşiğini açsam Ebu Bekir. Kırdılar. Yani eşi takkıladı dediler. İzin lehu ve beşşirhu bil cennet. Eşiğine kirgen adamı ruhsat ver, cennet başaratını ver dediler. Bitti eşiğini açsam Umar dediler. Yani eşi takkıladı. Aytdilar ki, bunga ham izin ber, lekin buning boshida katta katta fitnalar bo'ladi. Sabr qilish kerak bu, jannat bashoratini ber. Bittasam Usmon deydilar. Usmon radhiyallohu anhu. Usmon radhiyallohu anhuni boshlariga kelgan fitna barchamizga ma'lum. Payg'ambar alayhissalom Usmon radhiyallohu anhuga seni Alloh taolo bir kiyim bilan bezaydi. O'sha kiyimni bog'iy bo'lgan, tog'ut bo'lgan odamlar talashadi san bilan. Hargiz kiyimini yeçme degenler. Kiyimini yeçme degenler. Senden talep kılışadı. Bir yeç kiyimini yeçme degenler. O şey hilafat kiyimiydi buralarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın beşaratını alıgan Osman. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın beşaratını alıgan Abu Bekir ve Umar ve Osman ve Ali radıyallahu anhumlar cenneti menküdüp ayak uzatıp yatışmagan. Birortaları bunge suyanışmagan. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'dan soruşkende, kaçan hatırcan bolasız degende, cennetke bir ayağım kirse, ikinci ayağım taşkarıda bulsa hatırcan bu miyim ben degenler. Hazreti Umar radıyallahu anhu, yakşilik ve yamanliklerim yok bu getip, hiç kaçan islenmeyi degen adamge eğlensem edip havatır degenler. Kıyamet günü de hamme cennetke kiredi, hamme. Fakat bitti adam cehennemge kiti yaptı dese uşa men mesmikin de korkaman degenler. Umar. Yani bu beşaretler braderler. Biz ne kandaydır işlerimizge imkan vermeydi. Biz hayatımızda kurduk köp halatlardı. Hemenizden kurup hayatımızda yani güvahı bu bariyap biz. İlim braderler bizini kutkaradigen yegane derice. Yegane tarikat. İnşallah bu narsalarını biz doğru özleştirişimiz gerek. Kadımda ötken cemaalar şefaatini inkar kılıştı. Ular ahli sünne vel cemaadan uzaklaştı. Saval tuğuladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam eytken 70'ten artık ahli bid'atlar külluhum finnar degenler. Haması cehennemge ketedi degenler. Şular abedi kaladı mı dese Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatlerden La ilahe illallah kelimesinin hürmeti bilen kutuluş ihtimali var. Yani bu hem bizni başka adaşken taifelerge kırıp gitsek bolu uğruşluğumuzu bildirmeydi. Derecesi pasayıp kaladı bunlardı. Biz ne kılışımız gerek? Ahl-ı sünne vel cemaada müstahkem ilim asasıdır. Devam etişimiz gerek. Bugünkü sohbetimiz kıskaraşından ibaret. Şefaat doğrusu da ahl-ı sünne vel cemaanın itikadını, hadislerden kıskaraş yaplaştık. Allah subhanahu ve teala bizlerini şefaatke layık ümmetten buluşumuzu nasip kılsın. Endi yengilroq savol-javoblarga o'tamiz. Kimdan nima savol bor?